Merhaba sevgili çocuklar, Türkçe dersimizde bugün konu ve ana fikir bulma çalışması yapacağız. Şimdi buraya ufak dörtlükler yazdım. Dörtlükleri okuyacağız, dörtlüklerin ana duygusunu bulmaya çalışacağız. Orman memleketin süsü, hem ufa hem irisi, her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Sevgili çocuklar, burada ormanın güzelliklerinden bahsetmiş. Ana duygusu da orman sevgisidir. O zaman hemen karşısına yazalım. Orman sevgisi. Bu dörtlüğün ana duygusudur. Güneş yine can verir sulara, topraklara. Yer gök sevinç içinde kavuşur baharlara. Bakın burada ne var? Baharın, doğanın uyanışı, baharın gelmesi ve baharın gelmesiyle böyle içimizde sevinç belirmesi. Yani bahar sevinci. Buradaki dörtlüğün ana duygusu bahar sevincidir sevgili çocuklar. Aslında hani dörtlüğü okuduğumuz zaman içinde böyle nelerden bahsediliyor, sana ne anlatılmak isteniyor, bunu bir düşünürsen rahatlıkla ana duyguyu bulabilirsin. Üçüncü dörtlüğümüze bakalım. Uyum, eğlen ve dinlen. Güzel, dengeli beslen. Kazanırsın güç, kuvvet, sağlığına dikkat et. Şimdi en çok neden bahsetmiş? Sağlıktan bahsetmiş. Nasıl sağlıklı olacağımızdan bahsetmiş. Yani burada esas olarak bahsettiği şey sağlığın önemi sevgili çocuklar. Evet. Evet, ne oldu ana duygularımız? Orman sevgisi, bahar sevinci ve sağlığın önemi. Şimdi yeni dörtlüklerle devam edelim. Yeni dörtlüklerimizi yazdım. Şimdi okuyalım. Verimli toprağıyla, merasıyla, ovasıyla, karşıdaki dağıyla çok güzeldir bizim köy. Şimdi köyü güzelce anlatmış, güzelliklerini anlatmış. Değil mi? Köyüne duyduğu bir sevgi var çocuklar burada. Yani bu dörtlüğün ana duygusu köy sevgisidir. Bakın hep sevgiyle bahsetmiş. Verimli toprağı, merası, ovası, karşıdaki dağı ve oranın çok güzel olduğunu söylüyor. Köyünü çok sevdiğini belirtiyor. Buradaki ana duygu köy sevgisi. Diğerine bakalım. Bu gece kar yağmış, ne güzel. Bembeyaz oluvermiş bahçeler, yollar. Sanki yerlere serilmiş bulutlar. Bir gecede ihtiyarlamış heykel. Sevgili çocuklar, kar yağmış ve kar yağınca bakın onda uyandırdığı güzel duyguları anlatmış. Ne olmuş? İçini bir sevinç kaplamış. Yani karın yağmasıyla birlikte içine dolan sevinç anlatılıyor. Karın yağmasıyla duyulan sevinç. Ana duygumuz bu. Karın yağmasıyla duyulan sevinç. Yeni dörtlüğümüze devam ediyoruz. Kulakları duymayan bir çocuk gördüm. İnanın bütün kuş seslerini biliyor, bütün şarkılarını çiçeklerin. Çünkü yüreğiyle duyuyor. Şimdi çocuklar, duymayan birisi sesleri bilemez. Ama burada bize son sırada diyor ki, çünkü yüreğiyle duyuyor. Burada bize anlatmak istediği yüreğiyle hissetmenin kulakla duymaktan daha etkili olduğu, bize anlatmak istediği, vermek istediği mesaj bu. Nedir? Yazalım. Yüreğiyle hissetmenin kulağıyla duymaktan daha etkili olduğudur. Evet, ana düşüncemiz bu. Yeni dörtlüğümüz. Çok çalışmalıyım ben. Bilmediğim bir konu, duymadığım şiir, okumadığım şiir, okumadığım kitap hiç kalmamalı. Çalışırsam eğer ödülümü alırım. Şimdi burada çok çalışmaktan bahsediyor. Ve bunun sonucunda bir ödül almaktan bahsediyor. Buradaki ödül acaba ne olabilir? Gerçekten bir somut bir ödülden mi bahsediyor? Yoksa başarıdan mı bahsediyor? Sevgili çocuklar, çalışmanın ödülü başarıdır. Burada bahsettiği ödül başarı. O halde başarılı olmak için ne yapmamız gerektiğini anlatıyor bize? Çalışmamız gerektiğini anlatıyor. O zaman
başarılı olmak için çalışmamız gerekir. Bunun ana duygusu budur. Başarılı olabilmek için çalışmamız, hatta çok çalışmamız da diyebiliriz, gerekir. Ana duygusu bize vermek istediğim mesaj bu. Ezop masalının bir bölümüyle devam ediyoruz. Kartal kulak tırmalayıcı bir sese sahipti. Ancak bir gün atın kişnemesini duydu. Bu ses o kadar hoşuna gitmişti ki taklit etmeye çalıştı. Kendini ne kadar zorladıysa da kişnemeyi başaramadı. Üstelik bu arada kendi sesini de kaybetti. Şimdi çocuklar, burada kartal atın kişnemesini beğeniyor. O da onun gibi kişnemek istiyor. Taklit etmeye çalışıyor onu. Bunu bir türlü başaramıyor. Başaramadığı gibi ne oluyor? Üstelik kendi sesini de kaybediyor. Yani onu taklit etmeye çalışırken kendine de zarar veriyor. O halde metnin bize anlatmak istediği nedir? Bize vermek istediği mesaj nedir? Başkalarını taklit etmeye çalışmak kendimize zarar verebilir. Evet, yazalım. Başkalarını taklit etmeye çalışmak bize zarar verebilir. Evet. O yüzden kendimiz olmalıyız. Başkalarını taklit etmemeliyiz çocuklar. Şimdi paragrafın konusunu bulacağız sevgili çocuklar. Konu neydi? Metinde en çok bahsedilen düşünce bize konuyu veriyordu. Okuyalım bakalım en çok neden bahsediyor. Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman o ne kadar ceviz. Sevgili çocuklar, paragrafın bütününde bize en çok bahsettiği şey ne? Köyde yapılan kış hazırlığı. Yani burada köyde kış hazırlığından bahsediyor. Konusu tam olarak bu. Yazalım. Köyde kış hazırlığı. Metnimizin konusu. Şimdi güzel bir şiirimiz var çocuklar. Çocuk ve Oyun şiirimizin adı. Şairimiz de İsmail Uyaroğlu. Biliyorsunuz bize okuma zevki veren, hoş duyguları uyandıran, dörtlüklerden oluşan yazılara biz şiir diyoruz. Şiiri yazan kişiye de şair diyoruz. Şairimiz İsmail Uyaroğlu. Şiirimizin her satırına da, her bir satırına dize veya mısra diyoruz. Bakalım kaç dizeden oluşmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dizeden veya mısradan oluşmuş sevgili çocuklar. Şimdi bakalım bir okuyalım. Şiirimizin bizde uyandırdığı duygu nedir? Ana duygusunu birlikte bulalım. Çocuk ve oyun. Sebzelerden sevdiklerim. Havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim. Elma, şeftali, oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesem bile bazen oynarken doyuyorum. Evet sevgili çocuklar, çocuklar oyun oynamayı çok sever. Ne diyor? Bazen besinin bile önünde